Ve yine bir yeni bir gelişme, onu da aktaralım. Elektrikle ilgili haber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Konu elektrik faturaları. 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler, şehit ailesi ve gazilerin elektriği borçlu olsalar bile, tekrar edeyim, borçlu olsalar bile 3 ay kesilmeyecek bu dönemde. Bu da önemli bir bilgiydi. Onu da aktarmış olduk bu akşamın önemli notlarından biri. Bugün Ankara'dan ve herkesi korkutan bir görüntü geldi. Onu da izleyeceksiniz şimdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, külliyede bir tören düzenleniyordu. Bir güvenlik konulu toplantıda. Kürsüde konuşma yapıyordu. Canlı yayında vardı, fenalaştı. Oktay hemen sağlık kontrolünden geçirildi. Şu anda durumu iyi. Önce dili sürçtü. Etkinlik kapsamında. Sonra duraksadı. Sağlıklarımız nasıl efendim? Ambulans arkadaşlar. Yakın koruması ve salondakiler hemen yanına koştu. Tamam. Kes ayı, kes. Tamam. Kes. Sağ olun. Doktor gelsin. Doktor, sağlık doktor. Sağlık ekibi gelsin arkadaşlar. Sağlık ekibi gelsin. Doktor gelsin arkadaşlar. Yatır. Yatır. Perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, külliyede düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kürsüdeydi. Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmakta. Etkinlik kapsamında. Konuşmasına devam ederken birden rahatsızlandı. Görevliler hemen yardımına koştu. Oktay revire götürüldü. Sağlıklarımız nasıl efendim? Ambulans arkadaşlar. Doktor gelsin. Doktor, sağlık doktor. Ekibi gelsin arkadaşlar. Sağlık ekibi gelsin. Doktor gelsin arkadaşlar. İyi haber çok geçmeden geldi. Oktay'ın yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı tansiyon problemi yaşadığı belirlendi. Cumhurbaşkanı yardımcısı yarım kalan program için tekrar salona döndü. Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım.